ne biçim iştir ya? Bu ne biçim adalettir? Buyur Esma. Sağ olasın. İnanabiliyor musunuz? Anam bile şahitlik etti nefes için. Vallahi ben hala inanamıyorum. Nefes adli tıptan raporunu aldı diye sevindi. Ama sonra ne oldu? Yiğit gitti elden. Neymiş efendim? Tahir çocuğu uçurumdan atmış. Sanki attı da çakıldı çocuk. Denize attı ama geri çıkardı. Ama hakimin suçu yok. Hafsala salmaz adamından. Bir baba olsun yalancı şahit. Şeref sus, kızına desin. Asya! Kızım bir sus da! Riv, 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 riv. Esma ablayı da mı çağırmışlar? Esma ne alaka? Bilmiyorum ki. Geçin, geçin. Yengem ne oluyor? Hesaptan yük yengem, gir, gir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl koçum? Eyvallah abi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tekrar teşekkür ederim şahitliğiniz için. Abi, hayır mıdır sabah sabah topladın bizi buraya? Ha, yüzünü görseydik toplanmazdık sabahın körüne buraya. Abi yine başlayacaksan. Ula sus. Bir kere de abini dinle. Dinle. Geç bakayım otur böyle. Gel sen böyle. Gel la böyle. Geç başım sen otur oraya. Otur ula otur. Esma. Kızım de bakayım şimdi bana. Nefes bacım oğlunun velayetini neden kaybetti? Geçici abi. Geçici velayetini kaybetti. Ula neyse ney. Cevap ver Esma. Tahir'le yaşadığı gayri ahlaki hayat iddiaları yüzünden kaybetti enişte. Ha bir de uçurum meselesi var tabii. Hadi buyur. İyi de bu iddiaların hepsi yalan. He? Satılmış babanın yalanı. Biz biliyoruz yalan olduğunu. Ama mahkemede bunu böyle söylemek işe yaramaz Nefes. Yavaş. Biz neyi yanlış yapıyormuşuz da işe yaramıyormuş? Ula deli. Sen kime meydan okuyorsun? Ha gitmişsin daha geçen Davut dayının oraya inletmişsin ortalığı, herkes sizi konuşar. Ayrılmışsın kızın peşinden Nefes bacım, sen de kusuruma bakma. Oğlum, bak sen ha bu kızın peşinde olduğun sürece, Osman babada kaldığın sürece, ya kız oğlunu kaybedecek, oğlunu. Abi bence sen o konuyu hiç konuşma. Bak aklıma geldikçe damarım oynar. Kaç defa söyleyeceğim ya. Sizin canınız emniyeti olduğunda, ha benim ne Nefes bacımla ne de onun oğluyla bir sorunum yok da. Oğlum, bak ben Yiğit'i zamanında verdim. Sen verme diye konuşayım sana. Haklı. Seni yüzünden alacaklar Yiğit'i Nefes'ten. Şimdi, siz diyorsunuz ki Nefes'ten uzak dur. Osman Hoca'da kalma, öyle mi? He, tam da onu deriz. He işte, çok boş konuşuyorsunuz. Tahir, bence haklılar. Nereleri haklı ya bunların? Zaten o çocuk o şerefsizin yanında bir hafta ne edecek diye düşünürken delireceğim. Bir de seni yalnız bırakayım Nefes, berrak sana ne halt edecek diye düşünmekten delireyim. Oldu mu? Ha yeter artık, otur şuraya. Gayri ahlaki hayat iddialarını ciddiye aldı hakim. Vedat'ın eline koz mu vereceksin? Ya Yiğit için Nefes'ten ya Nefes için Yiğit'ten vazgeçeyim istiyorsunuz. Başlarım ben böyle işin ahlakına da, Vedat'ına da, hayatına da. Siz benden canımı isteyin daha iyi. Tahir. Sen de unutacaksın. Ben senden uzak durmayırım kızım.
Kız orada rahat mısın? Uşağın peşinden gitsene. Siyah. Nefes. Hacım. Bak. Ben sağa ister kaç kurtul. İster kal boğul dedim. Ama bu böyle olmaz. Bak. Bu deli seni bırakmaysa sen onu bırakacaksın. Ben bir lavaboya gideyim. Abi iyi misin? Abi deli deli bakıyorsun yine. Kesin bu delilik edecek. Aynı evde nikahsız kalan bir kadınla bir adamın adı iyi anılmaz. Saniye Hanım, Tahir'in bizim evde kalmasının sebebi... Neyse ne. Aa, oğluma anlatma. Ben oğlumun harama uçkur çözmeyeceğini de bilirim. Bir kadının muhtaçlığından faydalanmayacağını da bilirim. Ben oğlumun ahlakına sonuna kadar güvenirim. Ama benimkine güvenmiyorsunuz. Sen bana onun kadın olmayacağına söz verdin. Onun için sana da güvendim. Sonunda benim lafıma geldiniz. Siz birlikte ortalıkta dolandıkça ne köylü razı olacak ne kanun. Eğer oğlunu geri isteysen Tahir'in sana yakınlaşmasına izin ver. Sözünü de tut. Biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. Niye kimse bize inanmıyor? Niye oğlumun vebalini bile bize yüklüyorlar?